Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Tonguç Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Erdoğan Bey, iyi yayınlar. Sağ olun. Biz Filiz Hocam'la metni değerlendirmeye başladık. Küresel konjonktüre dair Merkez Bankası'nın ne demek istediğini anlamaya, yorumlamaya çalıştık bir derece. Herhalde faiz kararı sizin için de sürpriz olmamıştır ama kaldığımız yerden devam edelim. Bu soruyu da size sormuş olayım. Merkez Bankası küresel enflasyonist baskı dönemini sizce nasıl yorumluyor? Siz Merkez Bankası'nın baktığı yerden nasıl bir sonuç çıkartıyorsunuz mesaj olarak? Bir de şu diğer merkez bankalarının tutumlarıyla ilgili verdiği yorumu nasıl değerlendirmek lazım sizce? Yani görebildiğim kadarıyla aslında bir önceki toplantıda hatta belki de ilk çeyrekten sonraki tüm zaman dilimi içerisinde Merkez Bankası'nın hep şöyle bir beklentisi oldu. Bu metin içerisinde de benzer bir durum söz konusu. Yani bu enerji maliyetleri, emtia fiyatlarındaki artış, bizi dışarıdan etkileyen ve cari açıkla özellikle enflasyon konusunda baskılayan bu fiyat artışlarının hala önümüzdeki dönem bir şekilde neticeleneceğini, yani bu jeopolitik riskin ortadan kalkacağını ve bunun aşağı doğru bir enflasyonist süreç yaratacağını düşünüyor. Yani haladan kastım aslında böyle bir stratejiyle de devam ediyor. Yani kendi hedefleri doğrultusunda da tahmin ediyorum bu öngörüsü var. Tabii bu olup olmaması noktası biraz daha önümüzdeki toplantılarda da devam edecek bir süreç. Orada da eğer uzarsa bu süreç bunun olmadığını nihai sonucunu alıp bundan sonra belki metin içine artık hani bu sürecin uzaması ve bize yarattığı işte yan etkileri gördük ve şöyle bir karar aldık ya da böyle bundan sonra bir strateji oluşturmayı düşünüyoruz diyecek. Ama şu an için henüz o kararı vermiş durumda değil. Şimdi dışarıdaki merkez bankaları ile ilgili de veya süreçle ilgili de anladığım kadarıyla biz hala bir sabit diyebileceğimiz hani bir politika faizini bu yıl devam ettirip politika faizinin dışındaki enstrümanlarla finansal istikrar ve fiyat istikrarını sağlamaya devam edeceğiz. Dışarıdaki gelişmeler hani sanki biraz daha yani takip ediliyor ama ona benzer bir politika değil. Bizim tam işte mesela biraz Rusya'nın, biraz Çin'in, biraz da Türkiye'nin ayrıştığı bir dönem gibi düşünürseniz hani daha çok faiz indirimi sonrası sabit bir para politikası ve bunun işte ihtiyadi tedbirler dediğimiz o makro taraftaki diğer enstrümanlarla biraz dışarıdan ayrışarak kontrol edilmesi veya böyle bir değerlendirilmesiyle devam edeceğimiz bir süreç var. O açıdan da belki bu toplantı içinde değil ama bundan sonraki toplantılarda biraz daha o enflasyon baskısını hatırlıyorsanız geçen bu enflasyon raporu içerisinde %70-75'e kadar bir enflasyon artışı ve sonra maksimum tabii ve sonra bir aşağı yönlü patika beklentisi vardı. İşte bu Haziran ayında bozulur mu onu belki Mayıs enflasyonuyla birlikte veya Temmuz ayında Haziran enflasyonuyla onu bir değerlendirmek lazım. Yani ondan sonra Merkez Bankası'nın söylem değişikliğine hem dışarı ile ilgili hem içeri ile ilgili gidebileceğini düşünüyorum ama bu aşamada yani bu toplantıda yani bir önceki toplantıdaki dış hareketlerle bize etkilerini benzer bir şekilde değerlendirmeye devam ettiğini ben görüyorum şu an için. Peki Tonguç Bey, siz öncü verileri büyüme anlamına nasıl yorumluyorsunuz? Bu verilerin enflasyon için anlamı ne olacak? Bir de bir şey daha ilave edeyim. Merkez Bankası diyor ki büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artıyor. Ne dersiniz? Şimdi yanılmıyorsam ay sonunda bizim tam büyüme verisi ilk çeyrek göreceğiz. Aslında bütün bu Merkez Bankası'nın bu sene içinde yani Mayıs ayını tamamlarken benim tabii bu şahsi fikrimdir. Uygulamaya çalıştığı politikaların içerisinde evet fiyat istikrarı, finansal istikrar ve enflasyonla mücadele gibi konular var ama burada aslında büyümeyi destekleyecek işte kredi maliyetleri tarafında hani sektörel gelişmelere bakarsanız yine bazı destek ve teşviklere bakarsanız ve özellikle de işte bu KDV indirimleri gibi tabii ki bunlar biraz da enflasyon kanalıyla ilgili gibi gözükse de aslında burada bir çok sıkıntı yaşanmasa da büyümede ilk çeyrekte ki herhalde %7 civarında bir büyüme de gelebilir. Bir şey tarafında yani büyümede bu çeyrek ve özellikle Nisan ayına kadar
çok sıkıntılı bir süreç yaşamadığımızı, ben daha çok enflasyonla ilgili gibi Merkez Bankası değerlendirilirken aslında büyüme tarafını da destekleyici adımlarda daha fazla karar aldığını düşünüyorum şahsen. Dolayısıyla hani açıklanan tabii ki bazı güven endeksleri var. İşte ekonominin daha yakından böyle öncü göstergeleri var. Hani buralarda özellikle geçen seneden gelen böyle yükselişler sonrası zaman zaman azalmalar da gördük, yani aşağı doğru dengelenmeler. Ama bütün bu süreç içerisinde yani düşündüğüm, özellikle salgın sonrasında Türkiye'de bütün bu enflasyonist süreç içerisinde bile tüketim iştahının, talep iştahının ve bunun tabii ki ne kadarının büyümeye yansıyacağını mutlaka ikinci çeyrekte biraz daha azalma göreceğiz. Belki yılın genelinde de ilk çeyrek kadar bir yüksek büyüme oranı tutturamayabiliriz hani çeyreklik bazlı baktığımızda. Ama özellikle Merkez Bankası'nın kararlarının zaman zaman ekonomik göstergelerde geri çekilmeler diyelim veya yüksek seviyelerden düşüşler olsa da güçlü bir büyüme potansiyeli içinde destekleyici kararlar olduğunu düşünüyorum. O açıdan yani ikinci çeyrek ve sonrası biraz daha yavaşlayan bir ekonomi görebiliriz. Ama buna rağmen hala şu anki politika, yani baktığımızda büyümeyi de çok net doğrudan destekleyen bir politikadır. Bilemiyorum tabii, yani burada bir enflasyon, büyüme, bu dengeyi, işte cari açık meselesi de Merkez Bankası içinde zaman zaman değerlendiriliyor. Bu üçlü arasında hani dengeleyici unsuru ne zaman sağlayabiliriz ya da ne zaman büyüme tarafından biraz desteği çekip hani orada da biraz enflasyonu aşağı baskılamak için kararlar alabiliriz, ama bence yılın ilk 5 ayı kabaca bugüne gelene kadar daha çok büyüme tarafında bir büyüme yaratmak amaçlıydı. Ama bunun da bir güç şeyi olacaktır, yani kaybı olacaktır. O da herhalde özellikle ikinci çeyreğin sonuna doğru, yani önümüzdeki aylarla başlayabilir. İşte burada da belki biraz turizm vesaire yurt dışından buraya doğru hani gelecek o hem dövizin hem enerjinin biraz daha katkısıyla bir devam ediş sürecimiz olacak. Dolayısıyla ben Türkiye'nin mesela biz yıl sonu için %3 gibi bir büyüme yazıyoruz. Ama mesela Rusya-Ukrayna meselesi biraz daha ortadan kalktığı bir döneme denk gelirsek ve burada enflasyonu biraz daha aşağı doğru görüp özellikle emtia fiyatlarındaki gerileme ile o zaman 3. 4. çeyrekte de biraz daha 4'e yaklaşabilecek bir büyüme görebiliriz. Enflasyonda en kötü ama büyümede de en iyi dönemi yaşamış gibi duruyoruz şimdilik. Dolayısıyla son gelen verilerde hani o yorgunluğun biraz göstergelerinde yavaş yavaş özellikle yurt içindeki gelişmelerde görmemiz de gayet normal diye düşünüyorum. Kurul diyor ki uzun vadeli TL yatırım kredileri de dahil olmak üzere kredilerin büyüme hızıyla erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğu değerlendirilmiştir. Bu çerçevede kurul güçlendirdiği makro ihtiyati politika setini ilave tedbirlerle kararlılıkla uygulamaya devam edecektir deniyor. Tonguç Bey, şurayı soracağım. Güçlendirilen makro ihtiyati tedbirler neydi, ne oldu? İlaveten neler olabilir? Merkez Bankası bu satırda nasıl bir mesaj veriyor sizce? Ya ben o tarafı okuduğumda şunu anlıyorum. Daha önceki biliyorsunuz toplantıda da makro ihtiyadi tedbirlerin artırılması konusu gündemdeydi. Belki işte son dönemdeki o kur korumalı mevduatın piyasa içindeki devam edişi, zaman zaman işte zorunlu karşılıklar üzerine veya sektörel kredi oranları üzerindeki o değişimler hem liralaşma konusunu hem biraz da belki finansal ve para istikrarını sağlama noktasında elverişli gibi gözükebilir, ama o ikinci kısım, yani bu arttırılarak devam edecek noktasında yanlış da anlıyor olabilirim, ama yani bu liralaşmaya doğru götürücü, mesela biraz önce de işte bu bono ve tahvil üzerine hani bir görüş olmuştu. İşte ona benzer yeni ürünlerle, yani kur korumalı mevduatın yanına hem TL'yi cazip kılabilecek hem de aslında baktığınızda biraz daha enflasyonla mücadele noktasında bu ihtiyadi tedbirler
anlamında bir denge sağlayabilecek. O da ne olabilir? Çıkarılan ürünün kur üzerinde, çünkü kur kaynaklı bir enflasyonu süreçte yaşadığımız için kur kaynaklı bir, tabii bu hazineyle de biraz ilgili bir durum, bir istikrar sağlama yönündeki çabası olacak gibi anlıyorum. Yani yeni ürünler gelebilir gibi anlıyorum, ya da mevcut işte bu zorunlu karşılıklar gibi, kur korumalı taraf gibi, bunların biraz daha geliştirilerek piyasada açıkçası hani TL tarafının güçlü tutulması ve bunun da bir fiyat istikrarına doğru bizi götürmesi gibi bir sonuç çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü belki kaçırmış olabilirim ama geçen toplantıdan bu yana da yani bu güçlendirilmiş ihtiyadi tedbirlerin uygulanma aşaması olduysa bile, şu an için son 15 güne baktığımızda hani çok net bir şekilde o fiyat istikrarı için yeterli olmamış gibi gözüküyor. Dolayısıyla yeni ürünler benim aklıma geliyor. Hani hazineyle birlikte çalışabilecekleri veya likiditeyi içeride dengeleyebilecek işte bazı karşılıklardaki değişimler olabilir. Bilmiyorum, toplantı sonrasında belki genelde bu kısa zaman içerisinde bazı düzenlemeler de oluyor. Belki yarın ya da hafta başında hemen bunların bazılarını da görebiliriz diye düşünüyorum. Geldik enflasyon kısmına. Merkez Bankası diyor ki enflasyonda gözlenen yükselişte jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyetleri artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve güçlendirilerek sürdürülmekte olan adımlarla birlikte küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinde ortadan kalkmasıyla dezenflasyonu sürecin başlayacağını öngörmektedir. Buraya ne eklerseniz buradan çıkarılabilecek bir başlığı yakın vadede görüyor musunuz Tonguç Bey? Yani şöyle, yılbaşından beri aslında, yani yılbaşı demeyelim ama bu Rusya-Ukrayna meselesi işte 3 ay önce aşağı yukarı başladıktan sonra biz salgından üzerimizde kalan, yani küresel anlamda konuşuyorum, o enflasyon üzerine bir de özellikle işte tarım ve enerji özellikle ürünlerinin de fiyatlarının bu tabii coğrafyada kritik bir yer olması kaynaklı artması ve merkez bankalarının söylemleri içerisinde artık salgın değil, jeopolitik riskin enflasyon yaratıcı bir süreç olarak yer almasını izledik. Geçen ay da benzer bir söylem içerisindeydi Merkez Bankası. Yani anladığım kadarıyla bu yaz aylarında ya da herhangi bir dönemde bu jeopolitik riskin sonuçlanacağını Merkez Bankası bekliyor, ya da sonuçlanması sonrası oluşabilecekleri işte hem cari açık tarafında enerji maliyetiyle hem enflasyon üzerindeki baskıyı yine benzer maliyetlerle düşeceğini tahmin ediyor. Ama bu öyle bir gelişme ki, yani bunun 1-2 yıl sürmesi de söz konusu olabilir. Tabii ki hiçbirimiz istemiyoruz. Ama yani Merkez Bankası'nın kendi politikası içerisinde bu gelişmenin olması sonrası, yani sonlanması ve fiyatların bu sonlanma sonra aşağı gelmesi kaynaklı bir enflasyonda aşağı yönlü patika beklemesi de ne diyebiliriz? Yani kendi elimizde olmayan ama dışarıdaki bir gerçekleşmenin neticelenmesini beklemekle ilgili bir politika kuruyor gibi gözüküyor. Bunun da hani süresi olmadığı için, yani şöyle diyebiliriz, işte parasal bilanço küçültmesini Amerika diyelim ki Fed tarafında bu sene başlasa, 100 milyar her ay azaltsa, işte 12 ayda şu kadar, 1,2 trilyon azalır gibi, böyle bir kağıt kalemle yapılabilecek bir hesap gibi beklenti değil. Yani Merkez Bankası örneği açısından söyledim. Dolayısıyla ne zaman biteceğini bilmediğimiz bir gelişme üzerinden böyle bir beklentisi var. Aslında biraz önce başka bir yayında söylemeye çalıştığım oydu. Eğer önümüzdeki, yani bir ay içinde bile bu konu bir netleşmeye varmazsa, hani bundan sonraki toplantılarda Merkez Bankası belki Temmuz ayı gibi hem Mayıs ve Haziran enflasyonunu görmüş olacak, hem o sürecin belki 5. ayında hala devam ediyor olması durumunda artık bu söylemden vazgeçerek bu beklenti bir tarafta duruyor, ama bunun olmadığı şartlarda da bize enflasyonun böyle devam etmesini
ve buna karşı da şöyle bir önlem almayı düşünüyoruz gibi bir metin ya da söylem değişikliğine gitmesi gerekiyor. Hani şu an o bir enflasyon bacağı gibi duruyor bu jeopolitik süreç. Evet. Ve Merkez Bankası da bunu her toplantısında enflasyonu düşürecek bir etki olarak takip etmeye devam ediyor. Ama dediğim gibi bizim elimizde olmadığı için hani ne kadar daha metin içinde bu şekilde kalıp ya da söylem içinde kalıp devam edeceğini görmemiz gerekiyor. Artı diyelim bu gelişme oldu. Bu gelişme oldu ve enflasyon biraz aşağı doğru geldi. Sonrası içinde yine de elimizde bazı yapmamız gereken şeyler olduğunu da belki sonraki toplantılarda açıklaması gerekecek diye düşünüyorum. Tonguç Erbaş veya Yüksel Türk, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Merkez